Fenerbahçe Acıbadem'in başarılı oyuncularından Natasha Osmankovic ile geçtiğimiz günlerde evinde onu daha yakından tanıyacağınız keyifli bir söyleşi yapıyorduk. Sarı lacivertli takıma sezon başında gelen Natasha Osmankovic, İstanbul'a alıştığını ve burada olduğu için kendisini şanslı gördüğünü söylüyordu. Well, I had a great time. Buraya gelişim biraz ilginç oldu. Temmuz ayında İstanbul'a ilk kez geldiğimde kendimi bir anda salonlarda buldum. Daha önce buraya gelmeyi planlamamıştım. İstanbul'a ilk gelişimde. Eylül ayından bu yana artık buraya alıştığımı söyleyebilirim. Artık zorlanmıyorum. Antrenmanlardan dolayı çok gezme şansım olmuyor. Ancak gördüğüm kadarıyla çok iyi bir yer. İnsanlar çok iyi. Burada güzel zaman geçiriyorum. Antrenmanlar haricinde de zamanımı iyi değerlendiriyorum. Burada olduğum için kendimi şanslı gördüğümü söyleyebilirim. Hırvat smaçör, antrenman ve maçlar dışındaki boş vakitlerini ise oğlu Markus'la geçirmeyi tercih ediyormuş. Most of the time I rest. Çoğu zaman dinleniyorum. Bildiğiniz gibi çok fazla boş vaktimiz olmuyor. Hem Şampiyonlar Ligi, hem Türkiye Kupası, hem de Türkiye Ligi. Yoğun bir çalışma programımız var. Oğlumla vakit geçiriyorum. O okulda olmadığı zaman beraber bir şeyler yapıyoruz. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Zaten zaman çok hızlı geçiyor. Antrenman olduğu günler hiçbir plan yapamıyorsunuz. Öyle bir durum var. Antrenmana git gel, dinlen, yemek ye, sonra tekrar antrenmana git. Neredeyse 24 saatin 16 saatini buna harcıyoruz. Sonra yatağa yattığımda kendime soruyorum. Bugün ne yaptım ben diye. Belki akşam oğlumla 2 saat geçiriyorum. Sonra kendimi yastığımda buluyorum. Günler böyle geçiyor. Hızlı yaşıyoruz gibi. Belki sezon bittikten sonra daha iyi değerlendirebiliriz boş vakitlerimizi. İstanbul'daki turistik mekanları gezdiğini dile getiren Osmankovic, en çok deniz kenarında yürümeyi sevdiğini de anlatıyordu bize. İstanbul'da nerelere gittin? A famous place. Well, we went to Sultanahmet. Turistik yerler. Sultanahmet'e gittik. Kapalı Çarşı'ya kaç kez gittik sayamadım. Klasik turist mekanı. Aslında benim babam buraları daha çok gezmiş ve daha iyi biliyor. Oğlum Markus'la da o ilgileniyor zaten. Markus okulda olduğu zaman özellikle İstanbul'u dolaşıyor diyebilirim. Hatta trenle Türkiye'yi bile gezdi. Onun dışında parklara ve sahillere gidiyoruz. Buralarda dolaşmayı seviyorum. Eylül ayında Büyükada'ya gitmiştim. İsmini tam hatırlamıyorum aslında ama güzel bir yerdi. En çok deniz kenarında yürümeyi seviyorum. Çok rahatlatıcı. Markus'un okulu yokken Çamlıca Tepesi'ne gitmiştik. Bütün İstanbul'u görebiliyorsunuz. Harika bir manzarası var. Favori mekanımı seçemiyorum bunların arasından. Ama Çamlıca harikaydı. Türk yemeklerini beğenen sarı lacivertli voleybolcu özellikle böreğe bayılıyormuş. Türk mutfağını sevdin mi? Yes, a lot. Yeah, I didn't. Evet, gerçekten sevdim. Ben aslında Türk mutfağının bu kadar büyük olduğunu ve çok çeşit olduğunu bilmiyordum. Ama açıkçası çok sevdim. Bazı yemekler özellikle bizim Hırvatistan mutfağıyla da benzeşiyor. Çok benzer lezzetler bulabilirsiniz. Damak tadıma uyuyor. No, I like börek. Böreğe bayılıyorum. Basit bir yemek ama çok seviyorum. Bazı adını bilmediğim baharatlı güzel yemekler var. Türk mutfağının tatlıları çok iyi. Özellikle bütün tatlılarınızı seviyorum. Ama genel olarak bakarsam en sevdiğim yemek için kesinlikle börek derim. Peki başarılı smaçör Türk yemeklerini yapabiliyor muydu? No, I don't. No. Hayır, yapamıyorum ama öğrenmeye çalışıyorum. Zamana ihtiyacım var. Bir de sürekli dolaşıyoruz. Her yerde farklı yemekler yiyor, farklı tatlar tadıyoruz. Sürekli değişiyor. Genelde yemek ayırmadığını söyleyen Natasha Osmankovic özellikle İtalyan mutfağının hayranıymış. In the world, well, I like all. Çok yemek ayırmıyorum aslında ama sanırım İtalyan mutfağını daha çok tercih ediyorum. Hırvat yemeklerini biliyorum. İtalya'da kaldım daha önce. Japon ve Brezilya mutfaklarını biliyorum. Oralarda da oynamıştım. Şimdi de Türk yemekleri. Hepsini biraz mix yaptım ben. O yüzden favori mutfağım yok. Hırvat voleybolcudan o gün öğrendiği Türkçe kelimeleri bizimle paylaşmasını da istiyorduk. Oh, come on. Yes, I do. Tabii ki biliyorum. Nasılsın? Nasılsın? Günaydın. I know how to count. I don't want to count now. I can say what else I can say. You know, görüşürüz. Bunları her gün kullanıyoruz. Basit kelimeleri söyleyebiliyorum. Evet. Fenerbahçe Acıbadem'in başarılı oyuncularından Natasha Osmankovic ile geçirdiğimiz dakikalara şimdi kısa bir ara veriyoruz.
Fenerbahçe Acıbadem'in başarılı oyuncularından Natasha Osmokovic ile evinde geçirdiğimiz dakikalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hrvats maçör, oğlu Markus'la birlikte Türkiye'de mutlu bir hayat sürüyor. Osmokovic İstanbul'da öğrenim gören oğlunun özellikle Türkçe konuşmayı ilerlettiğini söylüyordu. Burada uluslararası bir okula gidiyor. Dolayısıyla İngilizce ders görüyor. Ama tabii Türkçe biliyor, öğreniyor. Aynı zamanda İspanyolca dersi alıyor. Türkçenin çok zor bir dil olduğunu söylüyor. Her gün geldiğinde yeni kelimeler öğrenmiş oluyor. Bunun anlamını biliyor muydun, şunu duydun mu diye sürekli soruyor. İyi de aksanı var, bayağı ilerletti. Sarı lacivertli voleybolcunun oğlu bakalım İstanbul'u sevmiş mi? Evet, oldukça. Başlarda her hafta bana söylüyordu. Anne, hep burada mı kalacağız diye. Ama sonra okula başladı ve sevdi burayı. Aslında onun için bazı spor faaliyetleri arıyorum. Okula gidip gelirken trafikte çok zaman harcıyor. Bu onu yoruyor. Sabah 7.30'da evden çıkıyor. Akşam 5.30'da ancak evde olabiliyor. Bu da onu çok sıkıyor. Okuldan sonra uğraşabileceği bir spor iyi gelecektir. Üstelik bir de hiperaktif. Onu sporun ardından düşünemiyorum. Enerjisi çok yüksek. Ama farklı şeyler yapmalı biraz. Genel olarak burada mutlu. Takımdaki arkadaşlık havasının son derece iyi olduğunu ifade eden Hrvat maçöre göre Sarı Lacivert ekipteki en eğlenceli oyuncu kamplardaki oda arkadaşı Çiğdem Can Dasna'ymış. Takım arkadaşların için ne söylemek istersin? Takımın en eğlenceli ismi kim? Çiğdem, o çok eğlenceli ve çocuksu. Aynı zamanda benim oda arkadaşım. Oldukça esprili, hayatın tadını çıkaran biri. Onunla iken çok eğleniyoruz. Sadece beni değil, tüm takımı güldürmeyi başarıyor. Tam bir lider. Her şeyin başı ondan çıkıyor. Bazen ben derdimi anlatamıyorum kızlara. İletişimimizi Çiğdem sağlıyor. Çeviri yapıyor, diğer kızlarla anlaşmamız için yardım ediyor. Çok iyi bir ekibimiz var zaten. Bütün kızlar çok iyi. Hem takım içinde hem de takım dışında. Herkes için söylenebilecek tek kelime mükemmel. Aynı zamanda başkanımız da öyle. Mehmet Ali Bey de. Hepimizle tek tek ilgileniyor, yardımcı oluyor. Herkes çok nazik, dürüst ve güvenilir. Peki Natasha Osmokovic voleybolcu olmasaydı hangi meslekle uğraşmak isterdi acaba? Voleybolcu olmasaydın ne yapmak isterdin? Probably some other sport. Yeah, because I was in sports since I was... Başka bir sporu seçerdim o zaman. Çünkü hep sporun içindeydim. Okulda da voleybol oynardım. Bittikten sonra da oynadım. 4-5 yaşında başladım spora. Voleybol olmasa başka bir dal olurdu. Bu benim ebeveynlerimin fikriydi. Böyle yetiştik. Tenis olabilirdi belki ya da bir başka spor dalı. Yani o yaşa dönüp tekrar seçim yapacak olsam yine sporcu olmak isterdim. Başarılı voleybolcu o gün Sarı Lacivertli taraftarlar için de övgü dolu sözler söylüyordu. I think they're great because harikalar. Onlar gibisini hiç görmemiştim. Taraftarların birçoğu her maça geliyor. Maça çıktığımız an tezahürata başlıyorlar ve susmuyorlar. Gerçekten çok sevimliler. Onları seviyorum. Umarım hep bizimle ve yanımızda olurlar. Destekleri sayesinde şu zamana kadar çok iyi geldik. Devam edeceğiz. Evet, Fenerbahçe Acıbadem'in başarılı oyuncularından Natasha Osmokovic ile evinde geçirdiğimiz dakikalar işte böyleydi. Hırvat maçöre voleybol hayatında başarılar diliyoruz.